Dünyanın hemen hemen her noktasından izleniyoruz. Günde yaklaşık 4500 civarında yorum ya da mesaj alıyoruz. Özellikle bizim Emekli TV'nin Facebook hesabında günde 1000-1500 arası mesaj geliyor. Bunların hepsine cevap vermeye çalışıyoruz. Bu mesajların neredeyse %60'ı vatandaş soruyor. Ne zaman bitecek? İşte soru bu. Şimdi benim anladığım ve bugüne kadar bu konuyla ilgili kamuoyuna uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre koronavirüs hayatımızdan daha uzun bir süre çıkmayacak. Bu uzun süreden kastım şu, bakın. BioNTech'in sahiplerinden olan Profesör Doktor Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Ne dedi? 6 ayın sonunda bizim bulmuş olduğumuz bu aşıların antikor üretme seviyeleri düşüyor. 6 ayın sonunda mutlaka destek olarak başka bir aşı, yeni bir aşı insanlara yapılmalı diye açıklama yaptı. Özlem Türeci de aynı açıklamayı yaptı. Bu ne demek? Bu koronavirüsle ilgili olarak biz daha uzun yıllar arkadaşlar, uzun yıllar yani belki de 10 yıl, 15 yıl hayatımızda aşıyı barındıracağız. Her 6 ayda bir çıkıp birileri diyecek ki antikor seviyeleri düşüyor, durum şudur diye yeni bir aşı olur. Hadi bakalım herkes aşıya diyecekler. Şimdi işin aşı boyutu bu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Pfizer'ın yani Uğur Şahin'in BioNTech'in iş partnerleri ortaklarından bu aşı ile ilgili ortaklarından Pfizer'ın CEO'su da bir açıklama yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde önümüzdeki yılın ortalarına kadar gündemlerinde koronavirüsün kalacağını söyledi. Diyelim ki bu Pfizer'ın CEO'sunun yapmış olduğu açıklama doğru. Ne demek? 8-9 ay boyunca daha koronavirüs hayatımızda kalacak demektir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kadar kalacaksa emin olun dünyanın diğer noktalarında en az 1,5-2 yıl daha gündem yine bu virüs olacak. Bakın daha yeryüzünde aşı nedir bilmeyen, önceliği aşı olmayan, karnını doyurmak için çabalayan insanlar var. Yani onlara sorsanız önce aşı mı, ekmek mi? Tabii ki ekmek diyeceklerdir. Yani fakir ülkelerden bahsediyorum. Bakın gelişmiş tırnak içerisinde bu batı toplumları aşıyı bir kurtuluş olarak insanların önüne sürdüler. Madem böyle bir kurtuluş olarak bizlerin, insanların önüne sürdüler, neden vaka sayıları sürekli olarak artıyor? Neden başa dönüyoruz? Bu soruların hiç kimse cevabını vermek istemiyor. Ama her ne hikmetse bu aşılar daha piyasaya çıkmadan önce, yani içinde bulunduğumuz yılın Ocak ayına gidecek olursak, Aralık ayında, Kasım ayında bu aşıyı üretenler çıkıp sürekli ne diyorlardı? %95 koruyor, %98 koruyor diye açıklamalar yapıyorlardı. Aşılar piyasaya çıktı, sözleşmeleri yaptılar, paraları ceplere koydular ve bugüne kadar artık hiçbir açıklama yapma gereği, yani bu koruyuculukla ilgili yapma gereği, açıklama yapma gereği duymadılar. Şimdi insanoğlu bir sermayenin elinde adeta bir oyuncak olmuş arkadaşlar. Evet, insanoğlu şu anda filler tepinirken çim olarak altta ezilmeye, deneme, yanılma tahtası olarak hayatta kalmaya çalışıyor. Bakın, yeni bir dünya düzeni deniliyor, değil mi? Büyük sıfırlama deniliyor. Bu işin içerisinde bir ekonomi, yani ciddi anlamda büyük para savaşları var arkadaşlar. Bu koronavirüsün perde arkasındaki en önemli noktalardan bir tanesi. Bakın. Şimdi beni izleyenler içerisinde bu kripto paralarla ilgili, sanal paralarla ilgili mutlaka az çok herkesin bilgisi vardır. Yeni bir dünya düzeninin en önemli aktörlerinden bir tanesi bu sanal paralar oldu arkadaşlar. Şu anda internete erişimi olan, yani cep telefonundan ya da bilgisayarından internete giren yeryüzünde cebinde de 3 ya da 5 kuruş fazladan parası bulunan herkesin aklı, fikri bu kripto paralarda. Her gün milyonlarca insan bu kripto para
borsasına, sektörüne dahil ediliyor. Dikkat edin. Hep medyada şöyle haberler var. Şu kadar para kazandı, işte Bitcoin şu kadardı, o bilmem ne kadardı, o buydu falan gibi sanal paralarla ilgili her yerde büyük bir pompalama durumu söz konusu. Daha çok insanı bu işin içerisine sokmak istiyorlar. Öyle bir noktaya gelecek ki bundan 5 ya da 10 yıl sonra kağıt para diye bir kavram olmayacak. Artık her şey, dünya üzerindeki her şey sanal para üzerinden yönetilecek. Yani dolardı, sterlindi, Türk parasıydı, euroydu. Bunların hiçbirinin hiçbir geçerliliği olmayacak. Yani yeryüzündeki bütün para bir noktada toplanmış olacak. Al sana yeni dünya düzeni. Al sana büyük sıfırlama. Evet, yeryüzünde insanları paralarla satın almaya devam edecekler. İnsanların psikolojilerini bozacaklar. Bu kripto para borsasında insanlar varlığını, yoğunu kaybedecek. Göreceksiniz. Sadece büyük oyuncular dediğimiz balina olarak bu sektörde tarif edilenler parayı kazanacaklar. Bizim gibi sıradan insanlar ise elinde avucunda ne varsa eğer bu sektörün içerisine girerse ki pek çok insan girmeye devam ediyor. Ben kendi çevremden biliyorum. Ellerindeki avuçlarındaki her şeyi bu balinalara çerez edecekler. Görünen bu arkadaşlar. Onun için bu aşı, bu koronavirüs, bu salgın öyle göründüğü kadar sadece sıradan bir hastalık falan değil arkadaşlar. Kesinlikle bu olay insanlığı başka bir noktaya taşımak için planlı, programlı bir şekilde şu anda rayında gidiyor. İnsanları kablolara bağlamış vaziyetteler. Yani internete bağlamış vaziyetteler. Bakın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları Facebook, WhatsApp gibi hesaplar kapandı. Ulaşamadık değil mi? Şimdi yarın öbürsü gün insanların varını yoğunu yatırmış olduğu bu kripto paralara da elbette ki ulaşılamayacak birileri düğmeye bastığında. Yani her şeyimiz sanal, her şeyimiz kabloların içerisinde. İnsanlar kablolara sarılmış bir vaziyette şu anda. İşte size yeni dünya düzeninin başladığını gösteren sadece birkaç örnek. WhatsApp'a giremedik, Facebook'a giremedik. İnsanlar ne yaptılar? Saldırmaya başladılar. O onunla konuşamadı, bu bununla konuşamadı. Aslında insanoğlunun, görüyorsunuz, hayatı birilerinin elinde. Bu olay bir tesadüf müydü? Facebook ya da WhatsApp olayı? Bunu da önümüzdeki günlerde sizinle paylaşacağım. Öyle göründüğü gibi teknik bir hata, sistem hatası, yenileme hatası gibi açıklamalar değerli izleyicilerimiz hepsi insanları avutmaktan başka bir şey değil. Şu anda yeryüzünde, dünyada, okyanusların altında her noktaya giden, kıtalara giden kablolar var. Neler bunlar? İnternet kabloları. Uydudan da var ama uydu da sadece bu işin %30'u. Yani uydudan internet haberleşme %30. Yeryüzündeki bütün bu internet ağı okyanusların altına döşenen fiber optik kablolarla birbirine bağlanmış vaziyette. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne, işte Asya kıtası, Avrupa'ya, Avrupa Amerika'ya, yani dünya haritasını gözünüzün önüne getirdiğinizde sanıyorum anlayacaksınız. Peki bu kabloların kontrolü kimde? Veri transferleri, para transferleri vesaire, yani yeryüzünde ne var ne yok her şey bu kablolar üzerinden gidiyor geliyor, gidiyor geliyor arkadaşlar. Peki birileri bu kabloları kendi çıkarları için kullanılamaz hale getirdiğinde neler olacak? Bu kripto paralar, bu yeni dünya düzeni, bu koronavirüs, bu Facebook, bu WhatsApp, aklınıza ne gelirse.
Bunlar olmadığında nasıl bir dünyamız olacak? Buyurun siz cevap verin. Bu konuyla ilgili ben sadece şunu söylemek isterim aslında. Hiçbir şey göründüğü gibi kolay, basit ya da sadece bir kaza ya da bir sistem hatası değil. Perdenin bir önü var, bir de arkası var arkadaşlar. Onun için içinde bulunduğumuz bu dönemler, bu yıllar ileride bizim çocuklarımıza, torunlarımıza şu anda zemin hazırlıyor. Hadi biz öyle geldik gidiyoruz artık kör topal neyse işte gidiyoruz. Ama bundan sonraki nesiller başka bir dünya düzeninde yaşayacak. Onlar için şu anda büyük balinalar, büyük oyuncular senaryoları yazdılar. Şu anda çoktan filme geçtiler. Bunlar daha reklam. Haberiniz olsun arkadaşlar. Yani o kesildi, bu kesildi, yok kripto paralar, yok aşılar falan. Bakın arkadaşlar, hepsi birileri tarafından yönetiliyor. Değerli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Lütfen bu yayınımızın altına, yorum bölümüne siz de görüşlerinizi yazarak bizimle paylaşın. Biliyorsunuz ben bütün yorumları tek tek okuyorum. Sorularınıza cevap veriyorum, vermeye çalışıyorum. Bu konu öyle göründüğü gibi mi, yoksa siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Perde arkasında birilerini, bizleri yönetiyor mu? Bunun yanı sıra bir hatırlatmada bulunmak istiyorum değerli izleyicilerimiz. Bizleri dünyanın pek çok noktasından izleyen milyonlarca izleyicimiz var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza içinizde hala abone olmayan varsa da abone olmasını hasreten rica ediyorum. Bunu söyleme gerekçem şu, bakın beni takip edenler bilir. Ben öyle çok abone olun, yayınımızı beğenin falan demem ama burada var olmamızın ve daha fazla insana ulaşmamızın yolu, yöntemi bu, kuralı bu. Eğer daha çok beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız biz sesimiz daha gür çıkacak, daha fazla insana ulaşmış olacağız. Yani videonun altında bulunan like tuşuna basarak bize destek olmuş oluyorsunuz. Kanalımıza abone olarak ücretsiz bir şekilde biliyorsunuz. Abone ol tuşuna basıyorsunuz, bu kadar. Başka bir şey yok sizden, başka bir beklentimiz de söz konusu değil. Bunun yanı sıra bizleri katıl üyeliği yaparak destekleyen çok sayıda izleyicimiz var. Onların hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Katıl üyeliği biliyorsunuz videonun altında. Katıl tuşuna basıyorsunuz ve bize destek oluyorsunuz. Tekrardan bize destek olan, bizim ayakta kalabilmemiz için bu mücadelemize anlayış gösteren herkese çok teşekkür ediyorum.